hocam, biraz önce komplikasyonlardan bahsettik. Bunu böyle bir geniş açarak anlatmanızı istiyorum. Yani aslında baştan söylediğimiz gibi işin ehli olan insanlar tarafından yapılmasını ve hekimler tarafından yapılmasını özellikle söylememizin sebebi de açıkçası bu. Çünkü hasta geldikten sonra bunun bir muayenesi gerekiyor. Yani uygulayacağımız noktalar çok önemli. Evet, o kasların palpe edilmesi gerekiyor. Yanlış bir yere yapıldığı takdirde o uyguladığımız toksin sonuçta farklı yerlere dağılma ihtimali de var. Evet. Ne olabilir mesela? Açıkçası çok görülen şeylerden bir tanesi yanlış bir yere yapıldığında pitozis dediğimiz aslında göz kapağın düşmesi riski var. Şunu bilmekte fayda var. Yani komplikasyonları sonuçta 3 ay dediğimiz gibi etki mekanizması, etki süresi 3 ay kadar en azından sürdüğü için 3 ayın sonunda geçecek olan aslında komplikasyonlardır. Evet. Ama 3 ay niye öyle gezesiniz? Hoş bir hani, görüntü tabii, değil. Hoş bir görüntü değil. O açıdan ısrarla söylüyoruz. Mutlaka hekimler tarafından yapılmalı. Gidilen yerin iyi açıkçası evet, araştırılması gerekiyor. Kullanılan ürünlerin iyi araştırılması, bilinçli bir şekilde gidilmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Evet. Peki hocam, 3 aydan önce o oluşan komplikasyon tedavi etmek mümkün mü? Aslında tedavi etmek mümkün. Fakat dediğim gibi o da aslında belli bir süreç olacaktır. Hani süreç alacaktır. Bir süre dolması evet. gerekiyor. Yani hani bu komplikasyonların oluşmasındansa hastalarımıza ben şunu öneriyorum. Yani doğru yerlere gittiklerinde bu komplikasyon riskleri daha az olmuş olacak. Evet, minimum düşüyor. Evet, yani iyi bir bu işi yapan hekim zaten hani o riski çok çok azaltmış olacaktır. Evet, çok güzel.